ama işte boş durmayalım. Ekonomiye katkımız olsun. Çiçek yapıyoruz mesela, ihracat yapıyoruz çiçek. İş piyasaya veriyoruz. Peki sizin bu aloe veraları satmak için bir Instagram hesabınız ya da işte internet üzerinde bir hesabınız var mı? Yok. Şu anda tamamen buradan. Ben bunu işte bir arkadaşımız vardı. Modern köylüydü diye. Belki takip edeyimdir sen. Aloe veracı var. Mehmet işte. Evet. İşte o onu tanıyor. İşte bu şeyde bir de Cemal Erbay var. Zaten Cemal Erbay ekledi bize bunu. Evet. Onların bayağı ilerlemiş durumda onlar. Evet. Şimdi onlar şeyde de ya bir şey hani pazar bulup şey yapmak kolay değil. Yani şey sancılar oluyor. Yani bir çocuk diyor, affedersin, kadın ne çekiyor? Evet. Pazara da girmek kolay değil. Evet. Adam düzen kuracak, şu olacak, bu olacak. Ama bizim zamanımız yok. Genç olacaksın. Evet. Her yeri. Bu zaman geçtikçe gel oranı artıyor. Kalite artıyor. Değerleri artıyor. Aslında geleceğin şeyi bu. Evet, kesinlikle. Evet. Gelecekte yani dediğiniz gibi sağlık açısından da çok kullanılacak. Şu anda güzellik, kozmetikte çok kullanılıyor. Bunun girmediği bir yer yok şu anda. Evet. Son zamanlarda maskesi, el kremi, yüz maskeleri. Aloe veralı kolonya, aloe veralı krem, aloe veralı içecek, aloe veralı bilmem ne. Peki amca, hasat süresi ne kadar? Bunu mesela bizim köylerde ektiğimizi düşünelim. Eksiye Şubat Mart'tan sonra eksiye düşmez. Arkadaşım bunu diktiğin zaman evet. En az 18 ay. Peki bizim orada -20 derece soğuk olur. Sera olmazsa ölür mü bunlar? Ya şimdi bunlar tabii kaç -20'yi bulur da dayanır da -20'ye dayanmaz bu. Değil mi? Gider yani dayanmaz. O yüzden bize uygun dayanmaz. Bir bitki değil yani. Tabii. Bilmiyorum, tabii serada. Amerika'da mesela çölde ne kaç dereceye düşüyor de sıcaklık, gece ve gündüz sıcaklığı çok farklı oluyor orada. Bakıyorsun gündüz 50 derece, gece eksi 50'ye iniyor yani. Orada peki şu şey, karşı... Orada 5-10 tane dikeceksin, bir bakacaksın. Evet. Yani bu morarı, şu olur, kararı... Bir daha düzelir. Şimdi bak bunun üstüne gölge yaptım ben. Şey yaptım, bir de yağmurlama çalışacak. Bak şu viskiyeler çalışacak. Şunlar değil mi? Bu viskiyeler çalıştığında buna 10 gün, 15 gün sonra gel de bir bak. Vay be. Arsız da bir şey. Peki siz bu karşıdaki mesela aloe veralar, ben çektim biraz önce de, büyükler. Böyle bunlar gibi küçük değiller. Ya onları sökmeyeceksiniz değil mi? Onlar satım için değil. Annesi diyelim. Bunların annesi vardı. 150 kadar. Onun şeyin içinde, öbür çeşitlerin içinde kıyamadım. Ya gerçekten yabana gitmesin diye arkadaşımız vardı, ziraatçı. Bakın boş yerin var, gel dedim ben. Kökledik, inan ki 30 kilo var bir tanesi. Vay be. Yerden zor kaldırdım, zor kökledim. İki traktör aldı gitti buradan. O da Sera'da boş yer varmış, 2-3 çizik. Oraya dikecek. Yani bizde ihtiyacı olursa ileride hani belli mi olur, bir önü açılır. Bunları senden çoğaldırız. Para bile almadım yani. Eyvallah. 150. Anaçtan. Çiçek açanlar anaç oluyorlar değil mi artık? Şimdi bunlar anaç tabii. Şimdi bunlar çiçek açıyor. Senede bir sefer Mart'ta açıyor yani. Her bitki gibi bunlar da çiçek açmadan zaten bunun gelinin değeri olmuyor. Fazla bir değerli bir şey. İzmir'de olmuyor. Kırmızı çiçekliydi mesela. Evet. Bunlar sarılar. Bir özelliği var işte mı? O sizin dediğiniz şeyler, bunlar staktum olanlar kırmızı sarı çiçek oluyor. Bu öbürkü Miller cinsi şey olanlar pembe çiçek oluyor. Yani az kırmızıya dönüyor. Peki arasındaki fark? Jel olarak mı farklı? Bilmiyorum. Bunu herkes görüntü olarak, önce görüntüye bakıyorum. Şimdi analiz yaptırmış mesela bizim Cemal Erbay. Ya sıfır kalıntı çıkmış. Binde 1.000.000'da 5 olması lazımmış. Hani şey olarak bunlarda da var bir şey. Toksin madde var bunun dışında. Kestiğin zaman zaten bir sarı. Bir sarı su geliyor ve acımsı oluyor. Ha işte o sarı su zaten zehir. Alerji yapabiliyor zaten. Onu bir akıtın, temizletin diyorlar. Önce akıtıyorsun, daha sonra tekrar kesiyorsun. Tekrar kesip suda bekletiyorlar.
Yolun suda yani şimdi akıyor, belli bir süre akıyor, ondan sonra bitiyor yani. Aslında bu yeşili kalınca, dışındaki bu yeşil kabuğu kalınca acı oluyor. Yani bıçağı bile o jelini yeşile değdirmeden çıkartınca, bir su vurunca tatlı. Yiyebiliyorsun. Şimdi onu ben şöyle yapıyorum. Bir şuradan kesiyorum, bir de oradan kesiyorum. Bu şeyi soyacağım. Patates soyacağım gibi. Patates soyacağım gibi. İşte salata soyacağım. Bir çekiyor onu. Tertemiz oluyor. O şeyi üstünden kabuğu alıyor. Ondan sonra ne kalıyor? Geri zaten şöyle oval ya bu. Şu jel kalıyor. Bunun üstünü açıyorsun. Ondan sonra kepçe ve kaşıkla şöyle bir çekiyorum ben. Dondurma gibi. Olduğu gibi çıkıyor dışarı. Suda peki ne kadar bekletiyorsunuz? İçmek için onu yani, içecek olarak kullanmak için. Ben niye dolaba koyuyorum? Ne kadar dolapta bekler de normal içiyorum. Yani ben onu bal olarak tatlandırırsın. Hafif tat ediyor bal. Onu yani belli bir soğuk geldiği zaman. Aynı gün içebilir miyiz? Tabii canım, şimdi onu fazla da bekletmek iyi olmaz. Ayşe'yle bir çek ya işte, bir sürü var evde. Çok güzelmiş vallahi. İyi bir fikir verdin bize. Biz hiç onu içmedik. Yani şimdi onu şey yapacaksın. Ben Hindistan ceviziyle ve zeytinyağıyla karıştırdım böyle blenderda. Buzluklara, buz şeylerine attım kalıplarına. Donduktan sonra poşetledim, hani böyle şey için, yanık için. Kızımın yaraları bir yeri düşer, yaralanır. Pişiği oluyor, pişiği için. Olur bu. Mesela bu yanık. Yanıktan bunu çal, hemen şey yapar. Çabuk kapatır bu yarayı. Zekeriya amcacığım, teşekkür ederim. Rabbim inşallah güzel bir rızık kapısı sana açsın. Biz de gelip tekrardan ziyaret edelim.